Şimdi Elazığ ekibinin teknik direktörü Bülent Yeni Hayat şu an yayına hazır. Ee, bizlerle birlikte. Bülent Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok i̇yi iyi akşamlar. diyorum. Çok teşekkürler. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Biz de. Ee, sizler de yayına dahil olunca modumuz daha da yükseldi. Ee, tekrar teşekkür hoş ederim. geldiniz. Şimdi hoş 31 bulduk. maçtır bir yenilmezlik serisinden bahsediyoruz. Evet. İzleyicilerimizin de her lig etiketiyle aslında üzerinde durduğu bir konu bu. Bu 31 maçlık serinin sırrını sormak istiyorum tabi ve bu sezonki hedefleriniz neler hocam? Sözü size bırakalım. Ya şöyle söyleyeyim. Biz geçen sene 6. hafta itibariyle takımın başına geldik. ama Böyle bir hedefimiz yoktu. işte böyle bir seri yakalayalım. Ee, bu nasıl oldu? Eee çok sağlıklı bir çalışma ortamımız var yönetimimiz e, o ortamı bize çok iyi sağlıyor e, teknik ekibimiz çok iyi çalışıyor yani tamamen burada futbolu düşünüyoruz ki şehir zaten e, sizler de biliyorsunuz Elazığ şehri futbol şehri daha önce Süper Ligi görmüş üst seviyeleri görmüş bir şehir e, o anlamda da bu bizi biraz da işimizi kolaylaştırıyor. Nihayetinde sonuçlar başladık. Kafamızda bir oyun planı vardı. Bu oyun planını sahaya yansıttığımız zaman ki geldiğim zaman onu söylemiştim. Yani oyuncu grubu eğer hissederse bu oyunu oynayabileceğini içeride onlar keyif alacak. Dışarıda bizler ve taraftarlarımız keyifli futbol izleyip hem sonuca odaklı hem de futbol adına güzel şeyleri yaptığımız iyi oyunlar oynadığımız maçlar olacağını söylemiştim ki kısa sürede bunu sağladık. O keyifle oyuncu sah sahada keyif alıyor. Biz dışarıda keyif alıyorduk çok çalışarak her gün, her hafta içerideki oyunu geliştirerek, kafamızdaki oyunu biraz daha geliştirerek saha içerisinde maç maç gidip rakibe göre planlar yapıp aynı zamanda kendi oyunumuzu da rakibe kabul ettirerek bir anlayışımız oldu ki bu da Geçen sezon sonunda e, finaliyle ikinci lige çıkma şampiyon olarak taşlandırdık e, ee, ikinci lig sezonuna geldiğimizde de aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Kalan oyuncular oldu ki kalmasını istediğimiz oyuncuları şu sebepten kalmalarını istedik. Geçen seneden devam eden oyun hafızasını devam ettirebilmek. Çünkü biz tekrardan sıfırdan bir şeyleri anlatacağız. Fakat içeride bunu daha önce tecrübe etmiş oyuncuların yeni gelen oyunculara aktarımı biraz daha kolay olacaktı. Ki öyle de oldu. E, sisteme uygun hem takım karakterine, e, genel karaktere uygun oyuncuları seçmeye çalıştık. E, biraz yavaş gittik transferde, çok eleştirildik bu anlamda ama e, bugüne baktığımız zaman doğru yaptığımızı görüyoruz. E, o yüzden yönetimimiz, burada e, sportif direktörümüz Mehmet Beli Orman, teknik ekibimiz e, inanılmaz bir mesai harcadılar. Ve nihayetinde bugüne geldik ve ikincilikte de şu ana kadar beş maç oynadık. Bu seriyle beraber aynı zamanda bu ligi ayırıyorum. Üçüncü ligden devam eden bir seri o. Ee, beş maç üzerinden konuştuğumuzda dört galibiyet bir beraberlikte bu haftaya geldik. Ee, bu hafta da Menemen'le oynayacağız. Zor bir maçımız var hafta sonu. Yani süreç biraz birlikte hareket etmeyle alakalıydı aslında. Başarının o 31 maç serinin gelmesi Burada herkesin aynı şeyi düşünmesi, aynı enerjide olması, herkes taşın altına elini koydu. Kime ne düşüyorsa onu yaptığı için böyle de bir seri geldi. İnşallah böyle devam eder. E, son 2-3 dakikamız kaldı bu evet. arada. E, var mı hocamıza var. Sorun var. E, bir sorun? E, hocam öncelikle iyi akşamlar diyorum size. İyi akşamlar. Abi. Geçen sezon 6. haftada na galip takımı şu aşamada na mağlup takım haline getirdiniz. Hocam bir sihirbazlık var mı acaba elinizde? <laughs> ya sihirbazlık demeyelim. dedim Biraz önce anlattım. Yani bunu e, yaptıysak hep beraber yaptı. Buna inanılmaz dediğim gibi ya şehir de inanılmaz kenetlendi ve motive oldu. Ve hala da öyle devam ediyor. Bize inanıyorlar, biz onlara inanıyoruz. Bu birliktelik aslında sihirbazlık demeyelim de o sinerji diyelim. O enerji. E, bir de kafada bir plan, saha içerisinde bir plan oldu mu e, başarı gelmemesi e, mucize olur yani. Video hocam şunu istersen son bir sorayım. Şimdi grupta gerçekten zorluk takımlar var. Size göre e, rakipleriniz kimler olabilir veya kimlerdir? Ya yani şu an için bu hafta oynayacağımız Menemen aynı puandayız. İyi bir başlangıç yaptılar. Burhanettin Hoca da çok iyi işler yapıyor. Mevcut. Somada e, yıllarca çok başarılı olduğunu düşünüyorum ve Menemen'e geldi bu sene. Orada da o istikrarını devam ettiriyor. Yarışmacı oldu. Evet. Aynen öyle. Van e, Spor ciddi bir bütçe ayırdı. Çok iyi oyuncular aldılar. İsim isim baktığınız zaman kaliteli bir kadro kulu Seriköy ile Aksaray bence bu ligin en uygun transferlerini yaptığı lige uygun oyuncular aldılar. İyi bir ekip oldu onlar da. Yani bunları söyleyebilirim. Arada muhakkak e, o yarış içerisinde olacak başka takımlar da olacaktır. Ama şu anki gösterge bu takımlar arasında geçeceğim yani biz de buna dahil olmak üzere bu takımlar arasında geçeceğini düşünüyorum ben.